konu kaydetme sayfasını oluşturma. Diğer derste konu kaydetmek için bir form oluşturulmuştu. Şimdi sıra kaydet düğmesine tıklandığında form verilerinin gönderileceği ve tabloya kayıt yapacak olan konu kaydet PHP sayfasının hazırlanmasına geldi. Yeni bir dosya oluşturun ve dosyayı konu kaydet PHP olarak kaydedin. Dosya içine veri tabanı bağlantılarını sağlayan Connection PHP sayfasını ve fonksiyonların bulunduğu Fonksiyon PHP sayfasını include edin. Formdan gelen veriler post dizisinde saklanmaktadır. Menü ad, pozisyon ve göster değişkenlerine formdan gelen verileri atayın. Query adında bir değişken oluşturun. Değişkene tabloya sorgu eklemek için kullanılan sorguyu atayın. MySQL Query fonksiyonu sorguyu çalıştırmak için kullanılır. Bu fonksiyon değerini sonuç değişkenine atayın. Sonuç değişkenini if deyimi içinde yazın. MySQL query fonksiyonu doğru bir şekilde çalıştığında sonuç değişkenine true değeri atanacaktır. Bu kayıt işlemi yapıldığı anlamına gelir. Kayıt işleminden sonra içerik PHP sayfasına yönlendirmek için header fonksiyonu kullanılır. If deyiminin else kısmında echo komutuyla bir hata mesajı görüntüleyin ve mysql error fonksiyonunu çalıştırın. Son olarak mysql close fonksiyonunu kullanarak bağlantıyı sonlandırın. Sayfayı test edin. Yeni konu için gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet düğmesine tıklayın. Kaydet düğmesine tıkladığınızda içerik PHP sayfasını açılacak ve yeni menü öğesi eklenecektir.